Bu videoda örneklem oranlarının örnekleme dağılımlarının hangi koşullar altında kabaca normal bir dağılım gibi ve hangi koşullar altında sağa çarpık, hangi koşullar altında da sola çarpık görüneceği hakkında konuşacağız. Bahsedeceğimiz koşullar ise kolayca hatırlamanız için örneklem boyutunu alıp popülasyon oranı ile çarp tamızda bulduğumuz sonuç eğer ondan büyük ya da ona eşitse buna ek olarak örneklem boyutunu 1 de 1 eksi popülasyon oranı ile çarptığımızda elde ettiğimiz sonuç da ondan büyük ya da ona eşitse evet eğer bu koşulların ikisi de doğru ise bu dağılımın yaklaşık olarak normal bir dağılım olacağını kabul edebiliriz Örneklem oranlarının örnekleme dağılımından bahsediyorum. Bunu aklımızdan çıkarmadan birkaç örnek görelim. Birinci örnekte bize Emine her gün 50 mandalina kullanan bir restoranda çalışıyor demişler. Mandalina satıcısına göre mandalinaların yaklaşık olarak %12'si ergin <laughs> evet. Emine'nin her gün restorana gelen mandalinaların ergin olanlarının oranını hesapladığını düşünelim. Satıcının iddiasının doğru olduğunu ve her gün gelen mandalinalarında rastgele örneklemler olduğunu varsayacağız demişler ve her gün gelen mandalinaların ergin olanlarının örnekleme dağılımının şekli nedir diye de sormuşlar. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve az önce söylediklerimize dayanarak bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Şimdi birlikte yapalım. Her gün 50 mandalina geliyor demişler o halde. Yani bu örnek için n 50 olur. P yani ergin mandalinaların popülasyon oranı da %12'ye eşit. 0,12 olarak yazıyorum. N çarpı P 50 çarpı 0,12. 100 ile 0,12'yi çarpınca 12 elde edersek 50 ile çarpınca da sonuç 6 olur öyle değil mi? Gördüğünüz gibi elde ettiğimiz sonuç 10'dan küçük. Birinci koşulu sağlayamadık. O halde karşımızdaki normal bir dağılım olamaz. Peki bu durumda dağılımın şekli nedir? Sağ mı çarpık yoksa sola mı çarpık? Bunu bulmak için de örneklem oranlarının ortalamasının ya da örneklem oranlarının örnekleme dağılımlarının ya da günlük oranların örnekleme dağılımının ortalaması diyeyim. Bunun popülasyon oranıyla yani %12 ile aynı olduğunu aklınıza getirmelisiniz. Evet çizecek olursam ee, şöyle yapayım. Burası burası %50, burası da %100 olsun. Ortalama yani %12 burada bir yerde. Öyle değil mi? Bu da dağılımın bu kısmının yüksek olacağı ve kuyruğunun da bu şekilde sağa doğru uzun ya da sağa doğru çarpık olacağı anlamına gelir. Evet, bu sağa çarpık bir dağılımdır. Hadi bir tane daha. Bir bakalım, burada da bir Nielsen anketine göre radyo her hafta çocukların yüzde 88'ine ulaşmaktadır demişler. Bu popülasyondan haftalık en eşittir 125 çocuktan oluşan rastgele örneklemler aldığımızı ve bu örneklemlerde radyonun ulaştığı çocuk oranını hesapladığımızı düşünelim diyorlar. Ve radyonun ulaştığı çocukların oranının örnekleme dağılımının şekli nedir diye de soruyorlar. Hadi ne duruyorsunuz videoyu durdurun ve cevabı kendi kendinize bulmaya çalışın. N ve p'nin ne olduğunu bulmamız lazım değil mi? Örnekten boyutu yani n 125'e eşit. Popülasyon oranı da ya da radyonun her hafta ulaştığı çocukların oranı diyeyim yüzde 88. P eşittir 0.88. N çarpı p'yi hesaplayalım. 125 çarpı 0.88. Bunun sonucu yüzde ondan büyük müdür, değil midir? Hesaplamaya gerek yok. Neden diyecek olursanız bu 125'in neredeyse yüzde 90'ı yani yani ondan büyük bir sayıya eşittir. Evet ondan kesinlikle büyük olacak yani birinci koşulu sağladık. Peki ya ikincisi yani 125 çarpı 1 eksi p yani 0,12. 125'in yüzde 12'sini bulmamız lazım ve biraz düşünürseniz 125'in yüzde 10'u bile 12,5 olduğu için yüzde 12'si kesinlikle 10'dan büyük olacaktır öyle değil mi? Hesaplamaya gerek yok tahmin etmek yeterli. Böylece ikinci koşulu da sağladık. Popülasyon oranı yüksek olmasına rağmen 1'e çok yakın bir değer örneklem boyutu da büyük olduğu için dağılım kabaca normal bir dağılım olacak. İşin mantığını iyice anlamanız adına bunun sıfırlık bir oran olduğunu düşünelim. Burası %50 ve burası da %100 olsun. Ortalama yaklaşık olarak burada bir yerde. 0,88 örneklem oranlarının örnekleme dağılımı Örneklem boyutu eğer küçük olsaydı standart sapma çok büyük olur ve böylelikle de sola çarpık bir dağılım elde ederdik. Ama daha önce örneklem boyutu büyüdükçe örnekleme dağılımının standart sapmasının da küçüldüğünü ve standart sapma daraldığı için dağılımın da daha normal göründüğünü gördük. Evet normale yakın bir dağılım olacak. Burada da yaklaşık olarak normal seçeneğini seçeceğim. Neden? Çünkü bu koşulları sağladı. Kusursuz normal bir dağılım mı? Hayır. Aslına bakarsanız buradaki bu koşullar olmasaydı bazıları kuyruğun buradakinden daha uzun olacağını yani sola çarpık olacağını bile iddia edebilirlerdi. Ama istatistikteki standart koşullardan olan bu koşulları kullandığımız zaman bu dağılımın yaklaşık olarak normal kabul edilebileceğini görmüş oluyoruz.